Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım ama maalesef bugün Alanyaspor'dan 4 gol yedik. 4-1 bitti maç. Skordan ziyade oyuncularımızın performansı beni çok mutlu etmedi, memnun etmedi. Oyuncular maalesef formanın hakkını vermiyor. Yani oynadıkları takımın maalesef farkında değiller. Şu an hangi takımda oynadıklarının farkında değiller. Galatasaray ruhu yok hiçbirinde şu an. Bu da benim çok canımı sıkmaya başladı. Emin olun, yani izlemek istemiyorum. Hiçbirini izlemek istemiyorum artık ama tuttuğum için, armağım için izliyorum maçı. Neyse, fazla uzatmadan Fatih Terim'in açıklamalarına geleceğim arkadaşlar. Levent Tüzemen Fatih Terim'le ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olursan sevinirim. Galatasaray kanalımızı birlikte büyütebiliriz. Alanyaspor maçında Fatih Terim ilginç bir açıklama yaptı. Önce şunu söyledi. İlk iki sıra zaten belli. Biz daha iyi puanlar toplayarak daha iyi bir yere gelmeye çalışacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz demişti. Ama enteresan olan iki cümlesi vardı. Onları da okuyacağım arkadaşlar ben size. Son ana kadar görev verilmesi halinde Galatasaray'ın içerisinde olmaktan onur duyacağım. Büyük camialar sembolleriyle yaşarlar. Metin ağabey gibi, Coşkun ağabey gibi, Turgay ağabey gibi. Ben de kendimi öyle görmüyorum ama yaş olarak oraya doğru gidiyorum diyor. Burada ilginç bir şey var arkadaşlar. Bakın burada büyük ihtimal artık Fatih Terim yorulduğunu, bir Galatasaray'da bir sembol olarak hatırlanmak istediğinden bahsediyor. Bir Metin Oktay gibi, bir Turgay ağabey, Coşkun ağabey gibi. Her ne kadar onlar gibi kendimi görmüyorum dese de yaş olarak artık oraya doğru geliyorum diyor. Büyük ihtimalle artık Fatih Terim yavaş yavaş başka bir hedef koymaya başladı. Bu hedefi de Levent Tüzemen açıkladı. Ama son bir cümle daha okuyacağım size arkadaşlar. Levent Tüzemen'in açıklamalarına geçmeden önce. Rahmetli babam rahmetli Metin ağabeye oğlum sana emanet demişti. Galatasaray emanetini en iyi şekilde taşıdı. Bakın Fatih Terim diyor ki rahmetli babam rahmetli Metin ağabeye oğlum sana emanet demişti. Galatasaray emanetini en iyi şekilde taşıdı. En iyi şekilde korudu diyor. Yani burada demek ki artık Galatasaray'da teknik direktörlüğe son mu veriyor? Artık çünkü yorulduğunu, emanetin en iyi şekilde korunduğundan bahsediyor. Demek ki artık bir şeylerin sonuna gelindiğinden büyük bir ihtimalle bahsediyor. Levent Üzümen'e gelecek olsak arkadaşlar. Levent Üzümen biliyorsunuz Galatasaray'ın muhabiri, Galatasaray yönetim, Galatasaray'da Galatasaray Kongre üyesi, sıkı bir Galatasaraylı. Doğruyu da söyleyen, yanlışı da söyleyen biri. Fatih Terim'in hedefinin artık başkanlık olduğu, yavaş yavaş görev verilmesi halinde başkanlık yapabileceğini, yeni hedeflerinin olduğunu söyledi. Yani artık yorulduğunu, yeni hedef olarak biliyorsunuz Fatih Terim Covid-19'dan sonraki süreçte formsuzdu. Hem de çok formsuzdu. Biz oynadığımız 7 maçtan maalesef galibiyet alamadık. Bu da çok üzücü. Levent Üzemen'in de söylediği şu. Fatih Terim'in yeni hedefi başkan olmak. Bunun için uğraşıyor. Ki benim de içimden geçen umarım başkan olur. Ama teknik direktör kim olur bilmiyorum. Fatih Terim başkan olursa takımı da çok iyi yönetir. Bundan eminim. Son bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan devrim niteliğinde bir karar geldi ve çok beğendiğim bir karar geldi. Yabancı kuralının yanı sıra bugün bir açıklama yaptı. Önümüzdeki sezondan itibaren 2020-2021 sezonuna bir altyapıdan bir oyuncu kadroda bulundurmak zorunda. Sonraki sezon 2022-2023'te ilk 11'de bir tane altyapıdan yetişmiş oyuncu oynatmak zorunda. Bu çok iyi. Ondan sonraki sezonda 2023-2024 oluyor galiba. O zaman da altyapıdan yetişmiş en az 2 oyuncuyu ilk 11'de oynatmak zorunda. Yani artık altyapıya önem verme zamanı geldi ve altyapıdan oyuncuları artık A takımda görev almak zorunda diyor TFF.
Yani önceden de evet ilk 18'de yazmak zorundaydın. Belli bir süre oynatmak zorundasın. Eğer oynatmazsan cezası vardı ama minimum bir cezası vardı. Şimdi ceza biraz daha büyüdüğü için büyük bir ihtimalle artık altyapının önemini de keşfetmiş olacak kulüplerimiz. Önümüzdeki hafta Ankaragücü deplasmanımız var. Ankaragücü Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı. Düştü artık. Düştü diyebiliriz. Matematiksel olarak düşmemiş olabilir ama artık düştü diyebiliriz. Artık kazanmamız lazım. Üçüncü olup Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliriz. Trabzonspor Kars'tan ceza yerse biz gidebiliriz. Gerçekten de Şampiyonlar Ligi'ne gitmek bizi çok rahatlatır arkadaşlar. Emin olun çok rahatlatır. Maddi olarak çok rahatlatır. Biz Galatasaray tarafı olarak Fatih Terim'e her zaman sahip çıkmaya devam edelim. Çünkü Fatih Terim gibisi bir daha gelmez. Gelmeyecek. Bundan da emin olabilirsiniz. Sizden ricam hiçbir şekilde Fatih Terim istifa yazılmasın. Çünkü sonsuz başarılar elde ettik Fatih Terim'le birlikte. Biz bu armayı yani bu takımı tutmaya devam edeceğiz. Bu takıma gelenler, gidenler geçici. Ama Galatasaray kalıcıdır. Kadroda bir revizyon olacak arkadaşlar. Revizyon olacak. Önümüzdeki yıl böyle olmayacak kadro. Videolarımda kimin gelebilme ihtimali olduğunu, kimlerin gideceği ile ilgili videolar hazırladım. Bunları izleyebilirsiniz. Resmi hesabımızda 8 milyon, 8,5 milyon abonemiz var. Lütfen bu Galatasaray kanalında büyütmemiz için en azından şöyle bir 10 bin, 20 bine ulaşmamız için yardımcı olursanız seviniriz arkadaşlar. Yorumlar kısmına fikrinizi yazabilirsiniz. Hani Fatih Terim'le ilgili, Galatasaray'ımızla ilgili, onların oyunla ilgili yazabilirsiniz fikirlerinizi. Bu arada Erman Toroğlu'ndan flash bir açıklama geldi. Aslında flash desem şöyle. Trabzon berabere kaldı. Fenerbahçe berabere kaldı diyor. Sivas yenildi diyor. Beşiktaş geçen hafta Kayseri'ye yenildi diyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gitsin diye bütün takımlar uğraşıyor. Ama Galatasaray bir şekilde takılıyor ve Şampiyonlar Ligi'ni istemiyor gibi bir oyun sergiliyor diyor. Çok haklı. Evet. Maalesef Galatasaray'da o ruh yok şu an sahada. Biz yani geçen hafta Feghouli'nin o kırmızı kartı olmasa belki Trabzon'a biz puan koparacaktık. Alanyaspor'u çok rahat yenebilirdik ama takımda ruh yok. Maalesef kadro eksik. Evet katılıyorum kadro eksik. Ama yenebiliriz. Biz Galatasaray'ız. Son 3 maçımızda 3'te 3 yaparsak eminim çok rahat Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliriz. Siz de önümüzdeki 3 maç ne olur? Fikriniz ne olur bilmiyorum. Bir anket yapacağım arkadaşlar. Şimdi hemen sol tarafında görebilirsiniz anketi. Ankete katılıp 3 maçta kaçta kaç yapabiliriz? İşaretleyebilirsiniz. Yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. 3'te 2 yaparız. İşte 9 puan, 8 puan toplarız gibisine kaç puan toplayabiliriz. Fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne gideriz. Çünkü biliyorsunuz 5. olursak 5. olduğumuz halde Alanyaspor Trabzon'u yenip Türkiye Kupası'nı alırsa 29 Temmuz'da final bu arada. Eğer Alanyaspor kazanırsa Alanyaspor direkt gidecek. Üçüncü ve dördüncü UEFA'ya katılacak. Yani bizim şu anda ilk 5 dışında kalma ihtimalimiz var. 52 puandayız. Sivas 54 puan var. Fenerbahçe 50 puanda. Alanya 51 puanda. Beşiktaş 50 puanda. Yani rakibimiz çok fazla. Bizim 3'te 3 yapmaktan başka şansımız yok. Beşiktaş geliyor. Fenerbahçe geliyor. Alanya geldi. Sivas önümüzde. Yani bizim 5. olduğumuz halde 5. olursak eğer UEFA'ya gitmeme ihtimalimiz var ki bu da bize çok güzel. Biz her zaman Avrupa takımıyız. Biz her zaman Avrupa takımlarını yenme hedefindeyiz. Hedefimiz de bu. Kurulma amacımız da bu. Türkleri değil yabancıları yenmek hedefimiz. Ama bu ruhla yenemeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü sonuçlar aldık bu sene sonuç olarak. Önümüzdeki yıl inşallah daha iyi bir takım kurarız. 2021'de çok daha mutlu oluruz. Ve hedefimiz 23. Fatih Terim umarım Galatasaray'da görev almaya devam eder.
Teknik direktör, başkan, hangisi olursa olsun ama kalmasını isteriz. Evet arkadaşlar, söyleyeceklerim şimdi benim bu kadar. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Ama sizden istediğim arkadaşlar, Galatasaray kanalımızı lütfen büyütmemize yardımcı olun. Kısa vadede 10 bin hedefimiz var. Lütfen destek olun. Arkadaşlarınıza önerin ve abone olun arkadaşlar. Zille bildirim de açmayı unutmayın arkadaşlar. Ki videolarımdan haberdar olmak için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.